Merhabalar, Pocketo Gaming'de yeni bir video ile beraberiz. Bu videomuzda konsol piyasasından, konsol piyasası nereden geldi, nereye gitti, fiyatlardaki artışın sebepleri nedir? Pandemi döneminin ilk yarısından beri çünkü konsollara karşı olan ilgi yoğun şekilde artmış durumda, özellikle eski nesil konsollara karşı ve internette bunların fiyatları ile ilgili, fiyatlarının yükselmesi ile ilgili pek çok tartışma konusu var arkadaşlar. Bunları değineceğiz. Bazı insanlar zamanında 200-250 liraya alınan konsolların bugün 500-550 liraya, 600 liraya, 700 liraya satılıyor olmasının fırsatçılık ve etik olmadığını söylüyorlar. Kimisi de şunu söylüyor, diyor ki ya arkadaş biz zamanında 10 aldık ama dolar 2 lirayken aldık. Şimdi dolar 10 liranın üzerine çıkmış durumda. Dolayısıyla konsol fiyatları da buna endeksli artıyor diyor. Herkesin haklı olduğu yanlar varmış gibi gözüküyor. Ama işin aslında arka planda ne var, biz bunları konuşacağız. Sosyal medya ve Discord gruplarımızın üzerinde özellikle bizim en çok yaşadığımız sıkıntı şu. Şimdi biri ilan paylaşıyor. O ilanın altında yapılan yorumların bir kısmı, hani arkadaşımız diyelim ki piyasa bilgisi çok iyi değil ya da şişirme bir fiyat paylaşmış. Tabii ki eleştiri alıyor. Ama bunun dışında şöyle bir durum da söz konusu. Adam konsolun değerini yazmış ama diğer pek çok bunun değerini bilmeyen, hala o 200-300 TL'ci olarak kalmış olan arkadaşlarımız bu arkadaşımıza haksız olarak çok fazla yükleniyorlar. Altında farklı farklı polemikler, tartışmalar oluşuyor. Yani hobi olarak iyi vakit geçirmek için bir araya geldiğimiz sosyal medya ve diğer platformlarda olay zaman zaman saygı ve sevgi çerçevesinin artık dışına çıkmaya başladığı için ben de bu durumdan son derece rahatsız olmuş durumdayım. Bu nedenden dolayı elimden geldiğince kafalardaki soru işaretlerini kaldırmaya çalışacağım. Çünkü yani bu işte sence bence diye bir mevzu yok. Yani sence bence arkadaş sohbeti arasında olur. Ticaret söz konusuysa burada belli ticaret kuralları geçerlidir. Bu ticaret kurallarında Ahmet Mehmet belirlemez küresel bir pazarı vardır. Sen küresel pazarı takip etmediğin takdirde ya birilerine kazık atarsın ya da kazık yersin. Bundan dolayı biz de bu fiyat artışlarının sebebi nedir? Bu fiyat artışlarında konsolu alırken nelere dikkat etmemiz lazım? Fiyatını belirleyen etkenler nelerdir? Yani sadece konsol fiyatının yanı sıra ayrıyetten ne gibi şeylere dikkat etmemiz konusunda elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Şimdi ben şöyle kendimi bir küçülteyim. Evet, şöyle kendimi kenara alıyorum arkadaşlar ki burada şöyle penceremizi getireyim. Evet, şimdi siz bir konsol alacağınız zaman eğer sıfır almıyorsanız ya da sıfır alacaksanız doğrudan sizin o ülkenizde o hizmet sağlayıcısının kendi ait dükkanı yoksa, mağazası yoksa, distribütörden alacaksanız dikkat etmeniz gereken şeyler. Ama ben aslında bunları düzenlerken de en çok ikinci el alım satımda problem yaşandığı için ikinci el alım satım konusunda bunları düzenleme gereği duydum. Birincisi global piyasası arkadaşlar. Global piyasadan kastımız şu. Sen şimdi bir konsola 200 TL verebilirsin kardeşim. Senin bu konsola 200 TL'ye aldığın anlamına gelmiyor. Yani bunu satıcı yurt dışından dövizle, dolarla satın alıp getiriyor. Burada doların karşılığını TL'ye çevirip bir etiket fiyatı oluşturuyor ki bunun içine kendi ekstra karına koyuyor. Neticede adam 20 dolara getirip burada 20 dolara satmıyor. Yani 20 dolara getiriyor, 30 dolara satıyor ki ancak kar edebilsin. Vergiler, şunlar bunlar. Hani tamam, gümrükten bazı şeyler belki vergiye tabi tutulmadan getirmenin yollarını bulmuş olabilirler ama neticede burada sana bir fiş fatura kesmek zorunda ve onun içinde vergilere tabi oluyor. Yani sen adam 20 dolar getiriyorsa 20 dolar artı adamın karı şeklinde bu parayı ödüyorsun. TL olarak ödemiş olman önemli değil. O TL'nin karşılığı aslında doların karşılığı kaç TL ise. Burada da zaten döviz kurunun işte muhabbeti var ki onu çok daha detaylı şekilde izah edeceğim için o kısmı şimdi geçiyorum. Sonrasında cihaz almak istiyorsanız, ben mesela özellikle örnek göstermek istediğim cihaz benim Old 3DS konsolu arkadaşlar. Old 3DS ve Old 2DS özellikle bu pandemi döneminde fiyat konusunda en büyük tartışma bu konsollarda yaşandı. Ya tabii yaş olarak ileri seviye bir konsol. Zamanında bunun asıl tedarikçi olarak ülkeye sokan firmanın batması, bunun işte çeşitli teknoloji marketlerinin eline geçip oradan çok uygun fiyatlara satılıyor olması bile kafa karıştırıyor. Yani şöyle bir tabir var, bunu zamanında Teknosa 200-250 liraya satıyordu, yanında da oyun veriyordu, almayanı dövüyorlardı falan diyorlar.
Evet, dolar 2 lira ve 2 liranın altındayken bu yapılıyordu. Şimdi dolar 10 liranın üzerine çıkmış durumda. Burada doların rolünü ben size anlatacağım. Öncesinde diğer kısımlara gelelim. Kondisyon kısmında. Kondisyon derken nelere dikkat etmemiz lazım? Kondisyonla kozmetiği birbirine karıştırmayacağız arkadaşlar. Kondisyondan kastım şudur. Performansını etkileyecek, oyun deneyiminizi etkileyecek bir sorunu var mı? Yani menteşe problemi mesela şu. Şöyle göstereyim. Menteşe problemi. Şu menteşesi bozuksa, ekranı durmuyorsa, analoğunda problem varsa, dipad'inde problem varsa, tuşları normal basmıyor, sert basmanız gerekiyorsa, ekranlarda sizin oyun deneyiminizi azaltacak şekilde ölü piksel ya da derin çizikler varsa bu kondisyon kısmına girer. Ayrıca şarj kısmında şarj alıyor mu, temassızlık var mı, kartuş slotunda problem var mı? Bunlar kondisyonu. Tamir görmüş mü, görmemiş mi? En önemli kısımlardan biri de o. Çünkü bu konsollar bir defa tamir gördüyse eğer, bakın parça değişimiyle tamiri karıştırmayalım. Parça değişimi yaptığınız zaman sıkıntı yok. Tamir gördüyse orada işte işler kızışıyor. Özellikle anakart konusunda DS serisi muazzam problem çıkartıyordu. 3DS'inde ondan geri kalır yanı yok. Kozmetik kısmındaysa üzerinde kullanıma bağlı olan çizikler olur, renginde soyulmalar vesaire olur, üstündeki çizikler olur, ekranın etrafındaki basit çizikler olur. Yani görsel anlamda baktığınız zaman size hitap edebilecek şeyler olarak düşünürsünüz. Ben bu arada kendimi çok küçülttüğüm için şöyle biraz büyütüyorum. Yani kozmetik kısmı o. Bulunabilirlik ve arz talep kısmına gelirsek. Şimdi bazı konsollar Avrupa ve Amerika ülkelerinde kolaylıkla bulunabilecekken bizim coğrafyamıza gelmemiş olabiliyor. Ya da çok az sayıda gelmiş oluyor. Bunun sebebi tedarik zincirinde yaşanan problem olabilir. Sonrasında servis ve destek hizmetinin sağlanamaması olabilir. İlk başta çok fazla ilgi görmediği için yıllar sonra çok ender bir konsol haline gelmiş olabilir. Çeşitli çeşitli sebeple olabilir. Şu elimdeki konsoldan ülkede 1,5 milyon tane varsa atıyorum bunun bir jenerasyon dışı ya da bir jenerasyon sonrasındaki konsol ülkenizde sadece birkaç bin hatta birkaç yüz tane olabilir. Burada da arz talep olaya girer, tamam mı? Eğer bundan az varsa, almak isteyen kişi çoksa rakamı illaki yükselir. Özel üretim ve sınırlı üretimler, onunla ilgili de şöyle ekranımı birazcık daha büyütüp size şöyle izah etmek istiyorum. Farklı bir örnek vereceğim ona. Şimdi arkadaşlar normalde bu bir Nintendo DSi konsol. Sıradan, düz, hiçbir özelliği yok. Bebek mavisi. Kozmetik olarak da çok başarılı değil. Bakın buralarda soyumalar, renk kalkmaları, etraflarında renk atmaları vesaire var. Kondisyon olarak çok iyi bir konsol değil. Pardon, kozmetik olarak çok iyi bir konsol değil. Kondisyon olarak çok iyi bir konsol. Ben bunun bütün tuşlarını vesairesini, her şeyi kendim elimden geçiriyorum. Ekranda tek bir çizik yok. Düğmeleri takır takır basıyor. Menteşe problemi yok. Sadece üzerinde kenarlarında ufak tefek çizikler var. Şimdi bu konsolun maksimum ederini ben size söyleyeyim mi? Maksimum ederi 250 lira. Adil bir piyasadan bahsediyorsak 200 lira. Şimdi sen bunu 200 liraya alabilecekken başka bir örnek geliyor. Burada da gene bir DSi konsolum var. Bakın ikisi de DSi, hiçbir fark. Şimdi bu arkadaş normal sıradan DSi 200-250 liraya alabilirsin. Yani normalini 200'e alırsın, kırılmış işlem görmüş, seni zahmete sokmayacak olanı 250'ye alabilirsin temizle. Benim şu elimdeki arkadaşsa sınırlı sayıda üretim. Şöyle ışık parlamasından dolayı belli olmuyor ama şöyle göstereyim, bakın şurada. Pokemon yazıyor. Reshiram ve Zekrom'un arkasında kabartmaları var. Tamamıyla Black White serisinin DS versiyonu. Yanında da oyun kartuşları vardı. Schwarz ve Wessel diye Almanca versiyonu kartuşları var. Bu bir koleksiyon serisi diyebilirim. Çok az bulunuyor. Şimdi ben bu konsolu satmıyorum. Ben konsollarımı satan biriyim. Ama şu konsolu satacak olursam minimum şu günün şartında edeceği rakam 700 lira. Kutusu mutusu vesaire olmalı. Şimdi ya kardeşim sen delirdin mi? 200-250 lira değeriyken buna niye 700 lira vereyim? Güzel kardeşim, bunu hastası alıyor, hastası. Bunu sen almıyorsun. Bunu çok ağır Pokemon fanıysa, Pokemon koleksiyonu yapıyorsa, koleksiyonerse, buna kafaya takmışsa o adam alıyor bunu. Sen çıkıp bunun 700 lira olup olmadığını tartışmayacaksın. Bu sana zaten hitap eden bir ürün değil, koleksiyoncu değilsen. Sana hitap eden ürün bu. Sen gideceksin bunu alacaksın. Bebek mavisini almak zorunda değilsin. Pek çok rengi var, gidersin alırsın yani. Var yani.
Ama bunun edip etmeyeceğini tartışmayacaksın. Bu çok farklı bir yere giriyor. Yani şundan bizim ülkemizde kaç tane var saysak? 1.000 tane çıkar mı çok merak ediyorum. Çıkmaz yani. Ondan dolayı şimdi burada özel üretim ve sınırlı sayılı üretimdeki konsol versiyonlarını düz konsollarla karıştırmamak gerekiyor. Özel üretim ve sınırlı üretimi hastası alır. Koleksiyoncu alır. Çok ağır fanı olan alır. Ve şöyle söyleyeyim mesela ben baktığım zaman 3DS'in Sheamus versiyonu var. New 3DS XLarge'ın Sheamus versiyonu. Normal 3DS XLarge'ın da olabilir emin değilim. Dışarıdan çok havalı, çok cool gözüküyor tamam. Ama ben bir Metroid Dread fanı değilim. Dolayısıyla ona o parayı vermek bana mantıksız geliyor. Bakın bana mantıksız geliyor. Sheamus fanı olan bir adam için öyle gelmiyor. Adamın Sheamus figürleri vardır. Ne bileyim oyunların hepsini kutulu orijinal kitapçıklı toplamıştır. Böyle düşünmek lazım bunu. Şimdi bu dikkat edilmesi gereken kısımları eğer altını çizebildiysem o zaman şöyle yapıyorum arkadaşlar. Döviz kuruyla ilgili global piyasası takip etme ile ilgili önemli kısma geçiyorum. Şimdi şu arkadaşımızı alıyorum. Şunu getiriyorum. Kendimi de tekrardan küçültüyorum. Benle ilgili görülecek bir şey yok şu an burada. Evet, şöyle yapsam yeterli. Ayarladım. Güzel. Şuradan da ben de sizinle birlikte gösterebilecek şekilde ayar. Bakın, şimdi Old 3DS. Old 3DS'i siz zamanında 30 dolar aldıysanız ve dolar o zaman kur olarak 3 TL'ye denk geliyorsa 60 TL'ye almışsınızdır. Sen pardon 90 TL'ye almışsındır. Sen çıkıp da ben 90 TL'ye aldım diye gezmeyeceksin. Senin burada söyleyeceğin şey ben 30 dolara aldım olması lazım. Küresel piyasada 20 dolara satılıyorsa ve döviz kuru da değişmediyse sen de 20 dolara 60 liraya satacaksın. Oradaki 30 liralık rakam kullandığın dönemin kirasıymış gibi düşüneceksin. Kullanım bedeliymiş gibi düşüneceksin. Ama yani burada anlatmaya çalıştığım şey şu. Sen 90 TL'ye almıyorsun. 30 dolara alıyorsun. Dolarla geliyor ülkeye yani şeyle gelmiyor ki. Şunu da bir ayarlayamadım evet. Şimdi ama döviz kuru değişti diyelim ki. Sen şimdi 20 dolar ikinci el piyasası satman lazım. Döviz kuru 3'ten 5'e çıktı. Bakın şuraya çıktı. Ne oldu? Normalde şu 60 TL olacakken yani karşılığı 100 TL'ye geliyor. Ya sen bırak o zamanki döviz kurunu arkadaşım. Aldığın zamanki döviz kurundan hesapla diyemezsin. Niye biliyor musun? Şimdi onun sebebini söyleyeceğim. Konsol konusunda tutkulu olan arkadaşlar şunu bilirler. Siz bir konsolu kullanıyorsanız, mesela PlayStation 3'e sahipsiniz. PlayStation 4 çıktığı zaman çoğu kişi ya ben şu PlayStation 3'ün yanına da bir PlayStation 4 koyayım demiyor. 3'ü satayım, aradaki farkı ödeyeyim de 4 alayım diyor. Sen de şu Old 3DS'i New versiyonu çıktığı zaman yani şu arkadaş çıktığı zaman bunu satayım ben üzerindeki farkı koyup bunu alayım dediğin zaman buna dikkat etmen gerekiyor. Çünkü yeni olan versiyonu aldığın zaman TL ile değil. Döviz kuruyla alacaksın. Gene aynı noktaya döneceksin. Yani şöyle örnek vereceğim bakın size. Şimdi Old 3DS 30 dolara almıştık biz 90 TL'ye gelmişti o zamanın kurunda. Şimdi 90'ını unut 30 dolara aldığını hatırla sadece. İkinci el piyasası 20 dolar. New 3DS'i sen 40 dolara alacaksın. Şimdi ne yapıyor biliyor musun? Elin Amerikalısından örnek vereyim. Yani çok hoş bir tabir değil ama öyle anlaşılıyor yani. Gruplarda öyle yazıyorlar. Ben de öyle anlatacağım. 20 dolara kendi konsolunu satıyor. Üzerine de 20 dolar koyuyor. 40 dolar oluyor bu konsolu alıyor. Adamın ödediği para 20 dolar fark olarak sadece. Sen dolar bazında geliyor ama TL olarak ödüyorsun ya kardeşim. Sen şimdi bunu eğer 3 kur 3 TL'den satarsa 60 TL. Kur değişmediyse 120 TL'ye denk gelir. 40 dolarda sen de 60 TL fark verirsin. Ama karşılığı 20 dolardır. Adam da 20 dolara farklı almış olur. Sen de 20 dolara farklı almış olursun. Anlatabildim mi mantığını? Yani adam 20 dolara satıyor. Üzerine 20 dolar koyuyor. 40 dolarla yenisini alıyor. Sen de 20 doların karşılığı olan 60 TL'ye satıyorsun. 40 doların karşılığı olan 120 liraya almak için arada yine 20 dolara eşit olan 60 TL'yi ödüyorsun. Basit matematik. Yani anlamayan varsa videoyu durdurup şuradakini okuyabilir. Öyle söyleyeyim artık. Ama kur değişiyorsa ne yapacaksın?
Minimum zararı indirmek için olayı. Bakın, kâr etmiyorsun gene. Minimum zararı indirmek için. Sen 3 TL'den aldın. Sen satarken ama 5 TL oldu. Şimdi burada baktığın zaman adam 90 TL'ye aldı, 100 TL'ye sattı demişmiş o ya. Dediğin zaman işte burada yanılıyorsun. Arkadaşım, bu adam bunu 5 TL'den, yani döviz kuru 5 TL'den satıp da 100 TL cebine girdiği zaman yenisini de 120'ye değil 200 TL'ye almış oluyor. Yani normalde adam eski kurdan alsa cebinden çıkacak para 60 TL'ydi ekstradan. Şimdi böyle cebinden çıkacak para ekstradan 100 TL oluyor. Peki kur farkı 3 TL iken bakın. Şuradan göstereyim. 60 TL ödeyeceksin sadece. Sen kur hesabı yapmazsan, hiç kur hesabı yapmadın. Eski mantıkta, tamam mı? 60'a sattın bunu değil mi? İkinci el piyasası 20 dolar, 3 dolar kurdan sattın sen de 60 TL'ye sattın. 5 olmasına rağmen 3'ten sattın. Yenisini alırken yenisi 200 TL'ye çıkmıştı ama o zaman 540 lira fark ödeyeceksin. Şimdi 140 TL kaç dolara denk geliyor? Hesaplayalım mı? Kurun 5 TL'den olduğunu düşünün. 28 dolar fazla ödemiş oluyorsun sen. Yani adam 20 dolar fark öderken sen sanki üzerine daha fazla ödüyorsun. 28 dolar daha fazla ödüyorsun o adamla mantıken. Yani tam 28 dolar olmuyor. Pardon, orada mantık hatası olmasın. Çünkü o adam da belli bir fark koyduğu için. Ama yani dediğim gibi adamın ödediği fark ne kadar? Senin ödediğin fark ne kadar? Yani sen normalde şu kur takibini yaptığın zaman 100 TL fark ödeyecektin. Bak, 100 TL'ye satacaktın, 200 TL'ye alacaktın. Sen 100 TL'ye satıp 200 TL'ye almadığın zaman bak burada da yazmışım. Kur hesabıyla eskini satıp yenisini alırsan 100 TL ödersin. Kur hesapsız eskisini alıp eskisini satıp yenisini alırsan 140 TL fark ediyorsun. 40 lira zarar ediyorsun. Bu hesabı yapmadan al sat yaptığında 40 lira zarar ediyorsun. Kur bu arada ne? 5 dolar. 5 TL pardon. 40 TL neye geliyor? 8 dolar denk geliyor. Sen her alışverişinde 8 dolar zarar edersin. Kur farkı arttıkça aradaki TL bazındaki rakam da açılır. Alır başını gider. Global piyasa bundan önemli. Sen döviz kurunun, yani her şeyde dövizi karıştır. Hayır, her şeyi dövizi karıştırmak zorunda. Ya senin evine gelen damacana su yok mu damacana su? Döviz arttığı zaman, dolar arttığı zaman evine gelen damacana su pahalanıyor. Adamı diyorsun ki ya su dolarla mı çıkıyor diyorsun. Adam diyor ki abi buraya getirirken arabanı mazot yakıyor, benzin yakıyor. Onu dolarla alıyoruz ama diyor. Ya markete gittiğin yerde hani yumurtanın sütün fiyatı dövize göre artıyor. Yakında ya soluduğun hava dolara endeksli zamlanacak. Ben sana öyle söyleyeyim. Sen gelmişsin burada dolar hesabı yapılır mı diyorsun. Dolar hesabında dolardaki yani dövizdeki kur artışlarını ya da düşüşlerini takip etmeniz lazım. Sen bir şeyi alırken en basitinden sana şöyle bir şey vereyim. Etik bulan olur bulmayan olmaz. Biz birazcık sıcakkanlı bir milletizdir. Olaylara bakış açımız farklı. Ben senden geldim arkadaşım. Bak senle konuşuyorum direkt. Geldim. Senden 8.000 lira borç istedim, tamam mı? Sen de bana diyorsun ki ya Hakan ben direkt sana 8.000 lira vermek istemiyorum. Döviz kuru çok hareketli. Ben bu paramı hani şey yapmak istemiyorum. TL bandında tutmak istemiyorum. Dolar 8 TL'ye denk geliyor. Kur 8 TL karşı. Al sana 1000 dolar. Ben sana 1000 dolar olarak veriyorum. Sen de bana ödeyeceğin zaman 1000 dolar olarak öde. Kendi paranı korumuş oluyorsun aslında. İnsan arkadaşına böyle yapar mı falan diye düşünenler olabilir. O şekilde düşünürsek her şeyden zararlı çıkarız. Yani buradaki mevzu rakamsal olarak öldürmemekte. Ya araba alım satım yaparken arabanın başında 200-250 lira indireceğim diye kendini yırtan bir milletiz biz ya. Buradaki kur artışlarındaki değişime yani bu kadar takılmamak gerekiyor. Doğrusu bu. Ya yani Amerikalı bunu böyle yapıyor. Avrupalı bunu böyle yapıyor. Şimdi bunun böyle yapıldığına dair de ben size ispatımı da göstereceğim arkadaşlar. Şunu da aşağı alıyorum tekrar. Getireyim hemen. Bu olması lazım. Evet. Şu arkadaşı şöyle ayarlayayım bir dakika. Ben eBay üzerinden doğrudan sizin için birkaç tane ilan seçtim bakın.
Direkt eBay üzerinden göstereceğim size. Şimdi eBay'deyiz. Normal Nintendo 3DS olarak arattırdım arkadaşlar ben. Öyle ekstra bir şey yazmadım yani. Bakın. Diyor ki Nintendo 3DS Ice White Manufacturer Discontinued. Yani diyor ki artık üretim yok. Üretimi devam etmiyor. Adamlar yurt dışında bak. Free International Shipping from Japan. Adamlar Japonya'dan bu şekilde pazarlıyor ürününü. Daha fazla üretimi yok diyor. Japon, bu teknolojiyi üreten Japon teknoloji lideri diyor ki sana daha fazla üretim olmayacak. Biz bunu grubumuza söylediğimiz zaman ya işte üretimi kesildi diye ne zaman ender oldu diye alay ediliyor. Bak ben sabahleyin bakıyordum. Bu videonun ikincisi bu arada. Bir tane daha çekmiştim. Bazı teknik sorunlar yaşandığı için tekrardan çekiyorum. İyi ki olmuş bakın. 97 dolardan 87.30'a düşürmüşler. Sadece bir günlük kampanya yapmış. Bak elinde bir tane kalmış. Burada da bir tane kalmış. Ya bulabilirsin bunlardan. Burada bir tane diyor. Başka satıcı ismiyle kesinlikle çıkar mı? Bak kaç? 87 dolar. 87 dolar. 87 dolar. Doları 10 liradan hesaplarsan 870 lira. Şimdi sen ilanını 800 liraya koyan adama bir dünya laf sayıyorsun. Kimisi de ağzını bozuyor hatta yani. Alay ederek adamı rencide etmek için kötü de konuşuyor. He dersin ki bu rakam yüksek bana. Peki bu rakam sana yüksekse alternatiflerini göstereyim bak ben sana. 55 dolar. Yani 10 liradan hesaplayacağım ben. Basit olsun diye. 12-13 olarak siz hesaplayın. Şimdi bakın göstereyim şurayı. Kozmetik olarak ne durumda görüyor musun? Perişan halde. Yani bir konsola daha ne kadar kötü davranılabilir. Bakın arka tarafı da aynı şekilde perişan halde. Ekran filmi kullanmış arkadaşımız. Ekran filmi olduğu için ekranları kötü durumda değil ama bakın şurada görüyor musun? Dipad'i değiştirmiş tamamen. Orijinal dipad gitmiş, yeni dipad gelmiş. Bu da çok hani güzel kullanılmadığı anlamına geliyor. Ben yıllardan beri kullanıyorum. Dipad'le ilgili hiçbir problem yaşamadım. Bu konsol. Yani kondisyon olarak ben iyi olduğunu düşünmüyorum. İyi olduğunu düşünmeme nedenim dışı bu kadar kötü durumda. Dipad'ini de değiştirilebilecek kadar böyle kötü kullandıysa hani illaki bir sıkıntısı çıkabilir. Güvenemem. 55 dolar diyor. 550 liraya geliyor. 10 dolarda shipping var. 650 lira. Şimdi bizim ülkemizdeki en büyük sıkıntılardan birine de çok güzel örnek oldu. Bunu dile getireyim. Bu konsolu şimdi bu adam 650 liraya senin eline geliyor ya. Ya shipping olmasa bir şekilde ücretsiz shippingle getiriyor olsan 550 lira. Bu konsolun aynısını bizim ülkemizde ilana koyuyor adam 800-900 liraya koyuyor. Biraz piyasa bilen arkadaşımız da diyor ki ya bu konsol bu parayı etmez. Satan adam diyor ki ya ben başka konsolların fiyatlarına baktım fiyatı ama bu kadar rezalet durumda değil o konsol. Şu konsolun edeceği maksimum rakam 450 lira siz onu söyleyin. Çalışıyor olduğu için maksimum rakam 450 lira. İnanmayan arkadaşımız varsa girsin AliExpress'ten filan 3DS'in alt üst ekran setini getirmeyi denesin. Rakamsal olarak kaça geliyor? Konsolun zaten bunun yarı fiyatına denk geliyor. Anakartın manakartı salla yani. Ya maliyetli bir şey olabilir ama değerini bilmek, hakkını yememek lazım. Bakın bu. Bu çok güzel bir örnek değil. Sadece çok iyi denk yeri, iyi yere denk geldi ondan. Şimdi bakın. Burada daha temiz bir konsolu arkadaşımız bakın buy it now şu an yani bas tıkla al diyor. Ne kadara satıyor? 76 dolar. Şu konsol 76 dolar. Ne kadara geliyor? 750 liraya geliyor. İşte bu fiyata satan adamı biz dövüyoruz. Bir dünya laf söylüyoruz. Al. Al. Yani satıldığı fiyat bu. Tamam. Daha uyguna bulabilir misiniz? Sabırlıysanız biraz hani sabredebiliyorsunuz. Bakın nasıl bulabilirsiniz göstereyim ben. Şimdi burada da bakın buy it now 70 dolar. Bu da lacivert olanı. Şu arkadaşın lacivert. 70 dolar. Geçtim. Bakın pembe olanı var. Tertemiz. Ekranlar filan tertemiz. Hiçbir sıkıntısı yok. Çiziği yok, patlağı yok, vuruğu yok, hurdası yok, çurdası yok. Nerede? Şöyle bakın tertemiz konsol. Ben şöyle biraz daha kendimi çekeyim bir dakika. Şunu alayım yukarı. Çünkü benden dolayı birazcık görüntüde aksaklık oluyor. Evet. Bakın şöyle de indireyim aşağı. Şimdi oldu. Bakın gördünüz mü? Tertemiz. Ekran filmleri var bu arada. Seçilmiyor ama ekran filmi var ben onu söyleyeyim size.
Bakın konsol. Yepyeni, çok iyi muhafaza edilmiş. Üzerinde çizik görüyor musunuz? Bakın üzerinde tek bir çizik yok. Arka kısmında iki tane nokta şeklinde kullanıma bağlı. Adam 70 doları satıyor. 700 lira. Bakın free shipping diyor ya. Japan'dı Japan diyor burada mesela. Takılmayın ona. Bunun şey ilanını da bulursunuz yani. Her yere gönderin. Şimdi bakın ben başka bir örnek vermek istiyorum. 71 dolar. Şöyle aşağı alayım gene ekrana görebilirim. Bakın tertemiz. Deminki aynı. Sadece arkasında kullanıma bağlı kararmalar var. Bir miktar temizlenebilir. Şurada sadece şurada sanki cepte taşımış ve hani bozuk parayla vesaire çarpışmış gibi şey var. Geri kalanında hiçbir şey yok. Şimdi 72 dolar. Buy it now price. Şimdi gelelim şişirmelere örneklerden bir tane. Bakın Luigi Mansion Dark Moon kutulu. Kutusu çok iyi durumda. Ben birkaç tane daha kutulu ürün buldum arkadaşlar. Kutuları çok kötü durumdaydı göstermiyorum. Bunda da tam tersi bir durum var. Bakın bütün kutu içeriği burada. Hiçbir eksiği yok. Ama konsolun halini göstermek istiyorum ben şimdi. Bakın. Leş gibi. Ekran filmi yok. Yani şurada ekran filmi yok onu söyleyeyim. Ve ufak tefek bakın ekranın tam üst kısmında. Tam şu an ekranın üst kısmına bakarsınız. Kırıklar çatlaklar var. Bakın arka kısmı göstereyim. Gördünüz mü ne kadar kötü durumda. Hiç iyi bakılmış, hiç iyi kullanılmamış. Bu arkadaş 66 dolar şu an. 60 dolardan açık arttırmaya çıkmış. 6 tane teklif almış. Muhtemelen 70-75 arasına satılacak bu arkadaş. Ben söyleyeyim size. Sırf kutusu var diye bir konsola 300 lira fazla para verir misiniz? Eğer koleksiyoncuya da hastası değilseniz vermezsiniz. Biz adam konsol satıyor, oyunları almazsak ne kadar olur pazarlığı yapan bir halk olduğumuz için. Yani buradaki şeyi düşünün bakın. Şimdi buradan sonra fırsat ürünleri göstereceğim ben size biraz. Bakın tertemiz bir konsol var burada. Şimdi biraz sabırlıysanız, eğer araştırırsanız bulabiliyor musunuz onu göstermek için. Şimdi bak Pokemon Sun, Pokemon Moon, Nintendogs artı Cats oyunu ondan sonra ve burada Tamodachi Life. Aslında şu Nintendogs da özellikle çocuklar için bir sıra bayağı popülerdi. Satış sıralaması bayağı yükselmişti. Tamodachi Life'ı ben bile oynadım. İnsanın hoşuna gidiyor. Bakın konsol tertemiz, şarj aleti var. Sun ve Moon oyunu zaten yani Pokemon serisinde 3DS'li bu oyunlarla ilgili bir şey söylemeye gerek var mı bilmiyorum. Bakın. Kamerayı vesaire. Bak tertemiz konsol. Şuraya geçelim. Tertemiz. Hiçbir şey yok. Şimdi bu konsol bir de X-Large konsolu. Old 3DS X-Large. Şu an 7 tane teklif almış arkadaşlar. 70 dolar, 700 lira. Şimdi sen bu konsol ne kadar 2 güne yakın vakti kalmış. Muhtemelen 75-80 arasına gidecektir diye tahmin ediyorum. 80'e yakın. 80 dolara diyelim ki bunu aldım. Bak şimdi bunu 80 dolar diyorum ya. Ya buna shipping'e, sen shipping'i falan karıştırma. Sen muadilini kendi ülkende bulduğun zaman bunun hesabını yap. 80 dolardan hesapladığında 800 liraya geldim sana bu. Şu yanında 4 tane oyun var. Bak Pokemon Moon'la Sun oyununu satmaya kalksan en kötü 175 liradan tanesi gidiyor 350 lira. Nintendogs, Tamodachi Life falan bunu böyle game bundle şeklinde ilan olarak koysan şu oyunların hepsini yaklaşık 450-500 liraya satarsın. Konsol sana 350-400 liraya gelmiş. Yani biraz ticaret anlamında düşündüğünüz zaman bakın bu şekilde satıyorlar. Alışverişi buna göre yapıyor. Şu adam şu konsol satılsın diye yanında oyunları hediye ediyor aslında. Ayrı ayrı satsa çok daha fazla para eder. Şimdi başka bir örnek göstereyim. Diğer favori ilanlarımdan biri de bu bakın. Pembe bir 3DS'imiz var burada. Oldukça sempatik. Şarj doku var, taşıma kılıfı var, şarj aleti var. Burada Frozen oyunu var, Angry Birds var. Star Wars versiyonu Toy Story var. Toy Story 3 bu DS oyunu. Sonic Collection var DS oyunu. Discipline Me var DS oyunu. Mario Maker. Şunların arasında Mario Maker ile Sony'yi tutmazsan diğerleri çok elle tutulabilir oyunlar değil. Konsolun temizliğini göstereyim size bakın. Üzerinde bir tane çizik yok. Bir tane. Stylusları vesaire oyunlarını şeyini koy. Şimdi ben size şöyle örnek vermek istiyorum.
Diyelim ki siz bu konsolu aldınız. Ne kadar? Şu an 92 dolar, 92,5 dolar. Muhtemelen 100 dolara gider arkadaşlar. 3 günü var. 100 dolara gider. Temiz yani. 1000 liraya geliyor değil mi? Bakın. Buradaki Mario Maker oyunu, Discipline Me vesaire falan. Mario Maker oyunu zaten destek şeyi kesildi ama hala oynayan çok fazla insan var. Yani Mario fanı çok ve yani gerçekten başarılı bir oyun yani. Ben sadece deneme amaçlı oynadım. Buradan Sonic Collection oynadım. Angry Birds oynadım. İkisinden de çok keyif aldım. Yani hala nostaljik ve sağlam yani Sonic. Ya Sonic sonuna kadar gider. Angry Birds'ın Star Wars versiyonunu da oynadım. Şimdi malum işlem yapılmamış bir cihaz varsa hani siz bu oyunları satacaksınız. Burada 6 tane oyun var ya, bu 6 oyunu dersiniz ki ben oyunları arkadaş tanesini 50 liradan koyuyorum. 300 lira pazarlık payı bırak. Direkt şey 250'ye bırakırsın. Hızlı elinden çıksın diye. Normalde şunların hepsi birazcık sabredersen ben sana söyleyeyim. 350 liraya rahatlıkla satarsın. Tek tek sattığın zaman toplamını o rakama getirirsin. Tek tek satarsan o rakama getirirsin yani. Ne oluyor? 1000 liraya aldın. 350 lirasını çıkart. 300 lirasını çıkart ya. 300 lira. 700 lira. Şu konsol 700 lira gibi. Tertemiz konsol. Hiçbir şey yok. Bakın geldiği rakam bu. Bizim ülkemizde 700 liraya satan adama işte sayıyorsunuz ya. Saymamak gerekiyor. Ya bunu bu arada böyle sayıyorsunuz ediyorsunuz dediğim itham ettiğim arkadaşlara geçen haftalarda bizim grubumuzda haksız yere o kadar çok arkadaşımızın hani söylenildi ve kalbi kırıldı ki ondan çok sinirliyim. Onlara şey yapıyorum. Lütfen hani izleyenler eğer o kişilerden değilse üzerine alınmasınlar. Şimdi bakın burada çok güzel bundle'lardan biri daha var. Yine burada bir 3DS old versiyon X-Large var. Adam bundle şeklinde satıyor. Benim eğer konsolum olmasa bakın düşünmeden alacağım alternatiflerden biri. Şuradan başlıyor. Runaway, Sonic Rush, Wally, Rhythm Paradise, Indiana Jones, Lego, Under the Knife, World of Zoo, Moshi, Madagascar 3, Zoo Tycoon DS ki çok severim. Benten Cosmic Destruction, Narnia günlükleri. Bunlar hani DS oyunları. Burada da 3DS oyunu olarak da iki tane oyun var. Birisi Ninjago şeyin, Lego'nun gene. Birisi de Lego Batman 2. Şimdi bakın kaç tane oyun var burada sayalım birlikte. Yani şöyle baktığım zaman 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 tane, 18 tane oyun var. Bakın bu arada şarj aleti, kutusu mutusu vesairesi duruyor. Şimdi bu şu an 60 dolarda. 17 tane teklif gelmiş 60 dolara çıkmış. Muhtemelen bu arkadaş da 3 günü var. Yani 90 doları en az görür. 90 dolar 100 dolar arasına gider diye düşünüyorum ben. Bu arkadaşı 100 dolardan aldığınızı farz edin. 10 liradan hesaplıyorum kuru ben şu an. 1000 liraya geldi değil mi? Şuradaki oyunların hepsini bakın. Oyunların hepsini 30 liradan satmaya kalktığınız zaman zaten ne kadar hani şeyden çıkıyor. Konsol sizin oluyor. Bir malum işlem yapmaya bakıyor. Onu da kendiniz yaparsınız ya. Yani dediğim gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 tane oyun var. 30 liradan tanesini sattığınız zaman yani yeter sana. Yeter. Ondan dolayı hani konsolun geleceği rakamı. Ha bir de değerinde satmaya kalkarsan ben söyleyeyim. Hiçbir DS oyunu bile 45-50 liradan. En dandiği bile 45-50 liradan aşağı satılmıyor. Ki bu oyunlardan bazıları benim elimde kalsın dersen. Mesela atıyorum. Ya yani şu şeylerin Lego serileri mesela Indiana Jones'uydu. Ondan sonra Ninjago'suydu vesairedir. Benim elimde kalsın. Ne bileyim Sonic oynarım. Sonic benim elimde kalsın. Diğerlerini satayım dersen. Her türlü gene kârdasın. Mesela bu bundle olarak bakın adam kaçtan satıyor. Yani şu an teklif dediğim gibi 60 dolara gelmiş. Ve yani 3 günü var. Dediğim gibi 90-100 dolar arasına gidecek bu. Benim favorim bunu ondan en sona sakladım. Şu an 60 dolarda bakın beyaz bir Ice White şöyle aşağı indireyim ekranı. Ice White bir burada gene 3DS var. Tertemiz. Çizi, mizi hiçbir şey yok. Tertemiz ürün. Bakın. Şöyle üstüne göstereyim. Tertemiz ya. Burada arkadaşımız 7 oyunla satıyor ki bu oyunlardan 4 tanesi zaten çok popüler oyundu. Ve hala popülaritesini koruyor bence. Yani şöyle göstereyim ben size. Bakın. DS oyunu bir tanesi Professor Layton Pandora Box.
Ki yani Profesör Layton zaten DS oyunlarında efsanedir. Super Mario Maker 3DS. Bu da hala yani tamam online desteği kesilmiş olmasına rağmen hala popülaritesi devam ediyor. Animal Crossing. Ben Animal Crossing ile ilgili şunu söylüyorum arkadaşlar. Ben öyle çok büyük bir Animal Crossing fanı değilim. Ama baktım, oynadım, biraz tecrübe ettim. Animal Crossing'in sonu yok. Animal Crossing oyunun varsa canın sıkıldıkça sürekli oynarsın. Animal Crossing senle sonsuzluğa gider. Luigi Mansion 2 var ki popüler gene DS oyunlarından, 3DS oyunlarından. Mario Luigi, Dream Team Bros var. Şurada Resident Evil Revelations var. 3DS'de Resident Evil'ın en popüler oyunuydu. Mario Kart 7 var, zaten tek başına hepsine yeter. Şimdi sen bu konsolu da tertemiz, bakın doku var burada bu arada. Ve orada bir oyun daha var ama o oyunu ben de seçemiyorum, gözükmüyor. Anlaşılmıyor arkadaşlar. Orada şurada bir oyun daha var. Brain Training galiba. Zihin egzersizi. Bakın şimdi şu $60 ya. 2 günü var bunun. Bu rahatlıkla $80 görür. Rahatlıkla görür. $80 görmezse sürpriz olur benim için, öyle söyleyeyim. Şimdi bu arkadaşı sen $80 aldığını farz edeyim bak. Temiz hesaplıyorum. 800 liraya geliyor sana diyelim ki. Ki yani shipping konusunda da problem gözükmüyor. Yani satıcıyla iletişim kurup, yani satıcıyla iletişim kurun kısmı varsa zaten buradan bile sipariş edebilirsin. Şimdi şöyle göstereceğim size. Profesör Layton, Mario DS Make. Bakın 3DS oyunlarında ben 80 liranın 90 liranın altına satılan 3DS oyunu görmedim. Ya DS oyunu var. DS oyunlarında 45 liraya kadar falan görüyorsunuz. Var yani, ben geçen hafta 2 düzine sipariş ettim öyle. Ama 3DS'te ben nadiren birkaç tane 80-90 liralık gördüm. İşte bu Cat Dogs vesaire filan, Nintendogs'lar var. Şimdi bak sen buradan bu oyunların tanesini en kötü 75'ten sattığını var. Bak 75-75 150. 150 de burası 300. Şu iki arkadaş da direkt 100 liradan say. Yani çünkü oynaması Resident Evil'ın çok kolay değil. Hadi bu da DS oyunu değil. Direkt 100 lira. 400 lira yaptı. Bakın Mario Kart'ı saymıyorum. Mario Kart cepte. Şu arkadaşlar siz konsolu işte $80'dan $90'dan aldınız ya. Yani ben dediğim gibi bekliyorum rakamların çıkmasına. 75'lerde falan kalırsa şaşırırım. $80 aldınız diyelim ki. 400 lira zaten oyunlardan çıkarttım mı ben size? Sabrederseniz, biraz aceleniz yoksa. Yani zaten 400 liraya geldi. Tertemiz konsol. Dokuyla mokuyla her şeyle beraber. Ve yanında bir tane Mario Kart oyununuz var. Yani Mario Kart oyununu da bak. Mario Kart 7'nin size fiyatını şöyle söyleyeyim. Ben bugün bu içeriği çekmeden önce sahibinden.com'da baktığım zaman iki ilan vardı. Bir tanesi bana çok yakındı. Bir tanesi de biraz mesafe vardı ama kargo anlaşmalı gönderilebilir. Biri 170 liraydı. Aynısı bakın böyle kutulu falan, kondisyon aynı. Biri 170 lira, biri 200 lira. İkisine de mesaj attım. En son ne olur dedim. İkisi de fiyatta pazarlık payı yok kardeşim. Bu son fiyat. Daha altına satmayı düşünmüyorum dedi. İkisi de aynı şeyi söyledi. Şimdi eğer 150 lira deselerdi düşünmeyip alacaktım hediye etmek için. Bende var zaten. Yani Mario Kart DS, Mario Kart 7, Mario Kart Deluxe 3 de var. Mario fanı değilim ben. Ama Mario Kart oyununu çok severek oynuyorum. Diğer Mario oyunlarına öyle çok iltifatlı falan. Yani çok büyük saygı duyuyorum. Bence çok büyük bir seri, başarılılar. Ama zaten Pokemon'da oydu buydu benim takip ettiğim çok fazla seri olduğu için. Yani Mario'da eksik kalsın dedim ama Mario Kart'ı tadını bir kere aldıktan sonra Mario Kart'ı yani ayrı bir yere koydum. Tek başınıza, ailenizle, arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz muazzam güzel bir oyun. Vakit geçirmek için de çok güzel. Bakın Mario Kart saymadığım zaman şuradaki alışveriş mantığıyla baktığın zaman şu arkadaş bize 400 liraya geldi. Ama buradaki asıl şey ne biliyorsun? Ben size şu an alışverişin tiyosunu veriyorum burada. Şu adam şu konsol satılsın diye şunları yanında hediye veriyor. Sen aslında $80 konsol almış oluyorsun. Bu adam konsolum elimden hızlı çıksın diye. Bakın ben baktığımda 3000 küsür tane ilan çıktı. Aralarından seçtiğim ilanlar bunlar. Şimdi farz edelim. Hani şu oyunlar olmasa ya da bir iki tane olsa şu konsolun gene edeceği rakam $70'ın altına düşmeyecek bu kadar temiz bir konsolda. Alın bakın buradan gösterdim ya. Bakın. Bakın rakamlara bakın, görüyor musunuz?
Yani Japanese versiyon filan bir de yani böyle. Large'lar bakın 135'lerde. Böyle özel seri üretimleri vesaire falan demiyorum. Onlara gelirsek zaten 200 dolarlara kadar falan çıkıyor. Bakın kutulu mutulu her şey 175 dolar diyor. Yani tam aralarında şişirme vardır belki. Biz şöyle yapalım. Bakın bir de price artı shipping lowest'ı seçmişim ben yani. En uygunu 75 dolar. Şu size en başta gösterdiğim Akabulu rezil durumda olan. Onlar da rakamlar böyle. Yani bu sebepten dolayı hani rakamların global bazda ne olduğunu bilmeniz lazım. Sen şu konsolu bu fiyata satman niye önemli biliyor musun? Sen de satarken. Satacak arkadaşım. Sen yeni bir konsol alacağın zaman arada minimum fark ödeyebilmek için. Bu adam buradaki satan adam al sat yaparken ne kadar fark ediyorsa sen de o kadar fark ödeyebilmek için. Asıl mevzumuz bu. Aksi takdirde şöyle oluyor. TL üzerinden düşünüyor adam. Diyor ki ya bu ya 100 dolar ne ya abi? Sen bunu zamanında aldığın zaman 100 dolar 300 liraya geliyordu. Şimdi burada 1000 liradan bahsediyorsun diyor. Sen aldığın fiyata göre düşüneceksin diyor. Adam 300 liraya satıyor. Attığı 300 lirayla şu an bir tane Switch oyunu alabilir misin? Dijital değil yani. Orijinal bir tane Switch oyunu alabilir misin? Mümkün değil ya. Ya da bir konsol parası bu hani fiyatı öldüren arkadaşlar için söylüyorum. Şöyle kendimi de artık şuraya alayım. Burada gösterecek bir şeyim kalmadığı için. Yani bir konsol parası o zaman neye geliyor ben size söyleyeyim. İki tane DS oyununun parasına geliyor. Amazon'a açılıp bakalım şimdi. Bakın 3DS oyunlarının fiyatlarına bakalım. Ben mesela Sun Ultra'mın oyununa bakmıştım mesela. Bakın direkt Amazon, direkt kendi karşıma çıkan bu zaten. Tamam. Al hepsi burada da var gözüküyor ama bu bakalım. Şu an satılmamakta diyor. Bunu hep yapıyor zaten. Şimdi ben şuradan bir size göstereceğim. Şu bir açılsın dedi. Şöyle ben kendimi gene çekeyim şuradan size gösterebilmek için. Nerede bu? Heh. Buldum. Ultrason dedim. Ultramon çıktı. Bakın size Ultramon göstereyim. Alın. Şuradaki rakamı görüyor musunuz güzel kardeşler? 702 lira. Ben bundan bir yıl, bir buçuk, bir yıl ya bir buçuk bile bunu bir yıl önce şunu aldığım zaman bakın ben de Amazon'dan aldım. Ben de oyun vardı, kutusu perişan olmuştu. Benim elimdeki Amerika versiyonuydu. Ondan sonra ben dedim ki Avrupa versiyonu alsın bu sefer de elimde. Kutulu hazır gelsin hani şey yapmayayım. Ben aldığım zaman 318 liraya falan almıştım. Bak 700 küsür lira olmuş. Yani bunu şimdi Türkiye'de bir insan çıkıp da ben bunu 700 liraya satmayı düşünüyorum dese adam pahalı satmıyor. Piyasası bu. Senin ülkende farklı alternatif daha ucuza satan varsa ne mutlu yani. Bunu bulabiliyorsan ne mutlu. Geçen gün işte kutusu sadece kartuşunu bizim grubumuzun da 350 liraya satıyordu. Bir dünya dalga geçtiler o arkadaşlar. Yani demem o ki piyasaya bakacağımız zaman arkadaşlar böyle bakmanız gerekiyor. Al yaparken sat yaparken bunları değerlendirmeniz gerekiyor. Aksi takdirde her alışverişinizde alıp satarken ya siz zarar ediyorsunuz ya karşı taraftaki insanı kazıklamış durumuna düşmüş de olabiliyorsunuz. Kimse zarar görmemesi için konsol alımı satın yaparken dikkat etmemiz gereken şeylerden biri bu. Ben en son 3DS'ten özellikle örnek vermek istedim. Bununla ilgili çok fazla tartışma oldu ve hala olmaya devam ediyor. Beni çok rahatsız ettiği için ben bunu paylaşmak istedim sizlerle. Umarım kafadaki soru işaretlerini kaldırma konusunda bir nebze yardımcı olabilmişimdir. Umarım daha saygı, sevgi ve anlayış çerçevesi içerisinde öğrenmeye açık bir şekilde bu platformlarda ortak paydada aynı hobi için buluşmaya devam edebiliriz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.